Merhaba, hoş geldin. Maraton dendiğinde aklımıza atletizmdeki uzun mesafe koşusu gelir. Peki maraton adı nereden gelmektedir? Neden uzun mesafe koşusuna maraton diyoruz? Gelin hep birlikte bu videoda bu soruların cevaplarına bakalım. İyi seyirler. Bir zamanlar Yunan şehir devleti olan Atina ve Sparta'nın dilleri ve tanrıları dışında pek ortak noktası yoktu. Atina ve Sparta sürekli birbirleriyle savaşıyordu. Bazen Atinalılar üstünlük sağlarken, bazen Spartalılar üstünlük sağlıyordu. Derken günün birinde Persler doğudan her yeri işgal ederek Yunanistan'a kadar geldi. Persler Yunan şehir devletlerine göre çok güçlüydü ve büyük bir tehdit oluşturuyordu. Bu yüzden Atina ve Sparta birbirleriyle savaşmayı bırakıp dost ve müttefik olmaya karar verdi. Atina ve Sparta Perslere karşı pek çok kez çarpıştı. Bu savaşların en ünlüsü Maraton Savaşı'dır. Maraton Ege Denizi'nin kıyısına çok yakın küçük bir Yunan köyüydü. Milattan önce 490'da Persler Anadolu'dan Ege Denizi'ne açıldı. Hedefleri Maraton köyüydü. Persler karaya ayak bastıklarında Yunanlılardan sayıca çok üstündü. Fakat Persler öyle bir direnişle karşılaştı ki dayanamayıp geri çekilmek zorunda kaldı. Atinalılar savaşı kazandıklarını gördüklerinde, Atina'da endişeyle bekleyen halka Pers tehditinin püskürtüldüğünü haber vermek için bir koşucu gönderdi. Koşucu Atina'ya ulaşabilmek için 41 kilometreden fazla koştu. Şehre ulaştığında soluk soluğa savaşı kazandık dedi. Efsaneye göre sonrasında yorgunluktan son nefesini verdi. Günümüzde maraton adındaki koşunun adı, binlerce yıl önce Yunanlar ile Persler arasında Maraton köyünde yapılan savaştan gelir. Maraton koşusunun mesafesi 41 kilometreden biraz fazladır. Maratondan Atina'ya zaferi haber vermek için koşan Atinalı koşucunun onuruna Olimpiyat oyunlarında maraton koşulur. Maraton savaşı Persler ve Yunanlar arasındaki savaşa son vermedi. Milattan önce 480'de yapılan Salamis Deniz Savaşı'nda Yunanlar Perslere karşı kesin bir zafer kazandı. Persler Yunanlara saldırmaktan vazgeçti. Böylece Yunan şehir devletleri özgür ve bağımsız kaldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.